Ağacı çiğdem yani kolkikum bitki aleminin biraz kötü şöhretli bir güzelidir. Doğal hayatın içinde çiğdemle yani krokus türleriyle sıklıkla karıştırılan bu zehirli bitki Doğu Anadolu'da sıklıkla zehirlenme vakalarına neden oluyormuş. Soğanlı bir bitki olan acı çiğdemin 160 kadar türü bulunuyor. Sonbahar çiğdemi ya da kır safranı adıyla da anılıyor. Pembe, sarı ve eflatun renkli çiçeklerini yaz sonu ile sonbahar başında açıyor. Acı çiğdemin çiçeklerinin önemli bir özelliği ise çanak ve taç yapraklarının tıpkı lale yani tulipa ya da safran yani krokus gibi bir arada olmasıdır. Oysa etrafımızda görmeye alışık olduğumuz çoğu bitkinin çiçeğinin çiçek örtüsü denen bölümünü oluşturan çanak ve taç yaprakları ayrıdır. Acı çiğdem de cezayir menekşesi gibi zaman içinde kültüre alınmış bir bitkidir ve bahçelerde süs bitkisi olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Acı çiğdem gölgeyi ve nemli toprakları seviyor ama bahçeyi kullanan evcil hayvanınız ve küçük çocuklarınız varsa kesinlikle uzak durmanızı tavsiye ederim. Çünkü bitkinin soğanından yaprağına kadar her yeri zehirlidir. O nedenle doğada yürürken kendisine rastlarsanız sakın toplamayın ya da çıplak elle dokunmayın. Güzel görünen ve kokan soğanlı bitkilerin çoğunun en azından soğanının zehirli olduğunu lütfen unutmayın. Bitkinin kötü şöhreti ayrıca psikopat bir seri katille beraber anılmasından da kaynaklanıyor. 19. yüzyılda yaşamış bir hasta bakıcı olan Catherine Wilson'ın kocasına ve sonra da baktığı yaşlı hastaları güvenlerini kazanarak vasiyetnamelerinde yer edindikten hemen sonra acı çiğdemle zehirlediği söyleniyor. Wilson'ın İngiltere tarihinde 20 Ekim 1862'de halk huzurunda asılarak öldürülen son kadın olduğunu da ilginç bir bilgi olarak ekleyelim. Belki de Wilson bu şeytani fikri Yunan mitolojisinin ünlü karakteri cadı Medea'dan almıştı. Çünkü Medea da zehirli iksirlerinde bu bitkiyi kullanmaktadır. 2019 yılına kadar gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacın ham maddesi olan acı çiğdemin içindeki kolkisin adı verilen maddenin kanserli hücreleri öldürdüğü de belirlenmiş. Ama bu konudaki araştırmalar hala devam etmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler.